İsmim Ulaş Dündar. DataFirst şirketinin kurucusuyum. DataFirst veri analitiği projesini anlatacağım size öncelikli olarak. Temel amacımız geliştiriciyle iş dünyasını buluşturmak. O geliştiriciler kimlerdir? İşte sizlerin de sunumlarınızdan naçizane onlarca firma çıkıyor. Günlerdir yapay zeka, makine öğrenmesi, görüntü işleme, derin öğrenme, big data analytics gibi konuları konuşuyoruz. İşte geliştiriciler bu şirketlerdir. Temelde konunun çıktığı yer şurası. Şu anda cep telefonu pazar yerleri var. İşte farklı markalar. Bunlar olmasaydı ne olurdu? Uygulama ihtiyaçlarımızı nasıl karşılardık? Tam da çıkış noktamız burası. Şu anda veri analitiği ve yapay zeka çözümleri gelişiyor ve bunlarla ilgili pazar yeri yok. Tam da bu boşluğu doldurmaya çalışıyorum. Temel mottomuz bu. Geliştiriciyle iş dünyasını buluşturuyoruz. Burada en yüksek performansa, en uygun fiyata, en kolay kullanımı, en gerçekçi, en yüksek teknolojilerle üreten bir sistem kurmak için uğraşıyoruz. Burada geliştiricilerin problemini, müşterinin problemlerine değinmeye çalıştım. Geliştiriciler genelde bu tarz çözümlerini, yani onlarca şirket çıktı şu ana kadar, hep kendi ürünlerinin arkasına gömmüş durumdalar. Biz onlara böyle bir pazar yeri sunarak, gelin diyorum, bu geliştirdiğiniz algoritma çözümün kendisi, arabanın motoru gibi diye düşünebilirsiniz. Datafirst.store'da yayınlayın. Arabanızın sadece motorunu satarak da para kazanabilirsiniz. Onlara büyük bir müşteri kitlesine erişme fırsatı veriyorum. Kodlarının arkasındaki o algoritmanın başkaları tarafından, isterlerse kendileri tarafından da kullanma fırsatı için platform geliştirdim. Müşterilerimizin problemlerini, müşterilerimizde genelde bu yapay zeka makine öğrenmesi projeleri in-house ya da outsource kaynaklarla giderilmeye çalışan uzun soluklu ve maliyetli projeler. Son kullanıcı için de kodlama bilgisi bilmenize gerek kalmadan bu çözümleri kullanma fırsatı, kullanma ekranları sağlıyor. Data First'un mottosu bu. Kodlama bilgisine gerek kalmadan son müşteri için yapay zeka, makine öğrenmesi, kuantum bilgisayarlarda çalışan çözümler, kuantum makine öğrenmesi, kuantum optimizasyon gibi çözümleri gelin çok uygun fiyata, çok kolayca kullanın, tüketin ve probleminiz neyse çözüp hayatınıza devam edin. Burada müşterilere dokunan tarafımız, çünkü sonuçta bunlar geliştirici tarafından geliştiren çözümler. Sıfır kodlama bilgisiyle sadece verinizi hazırlayarak buradaki çözümleri tüketebilirsiniz diyoruz. Geliştirici freelancer ya da geliştirici yapay zeka şirketlerine değer önerimiz şu: daha geniş bir müşteri kesimine erişin ve arabanızın motoru dediğim o algoritmanızdan da para kazanın. Yani ürününüz satıldıkça para kazanma yöntemindense o algoritmanınız tüketildikçe para kazanma yöntemine öneriyoruz. Tabii ki burada kullanım sayıları şeffaf olduğu için çözümünüz de öne çıkın diyoruz. Bunların haricinde ayrıca şirketlerin içlerinde artık veri bilimciler pozisyon olarak artmaya başladı. Şirketlere de şu değer önerisinde bulunuyoruz. ML DevOps'larınızı DataFirst üzerinden yönetebilirsiniz. DataFirst'ün bir herkese açılan bir yüzü var. Bir de sadece şirketlerin kendi private diyebileceğimiz sahalarda da kendi kodlarını REST servis olarak kendi ERP'lerine, kendi CRM'lerine sunma hizmeti de verebiliyoruz. Çok güçlü bir teknoloji altyapımız var.
Bize giden gelen tüm veriler müşterimiz isterse blockchain altyapısında şey yapabiliyoruz, tutabiliyoruz. Data First şirketi nasıl çalışıyor? Aynı aslında cep telefonu pazar yerlerindeki pazar yerleri mantığı gibi çalışıyor. Geliştirdiği kodu alıyoruz. Bu kod farklı programlama dillerinde geliştirilebilir ki bu da en güçlü kaslarımızdan biri. İşte R, Python, ONNX, Pickle, ML.NET. İşte Amazon'da da geliştirmiş olabilirsiniz bunu. IBM'de de geliştirmiş olabilirsiniz. Bu kodları alıyoruz. Son kullanıcının çok kolayca kullanabilmesi için basit Excel, file upload yöntemleriyle kullanabileceği bir hale sokuyoruz. İşte koddan çözüm kutusuna gidiyoruz aslında. Burada da bir gelir oluşuyor her transaction'da. Bu transaction'dan oluşan gelirin de aynı cep telefonu pazar yerleri gibi üreticisiyle paylaşıyoruz. Demin de anlatmaya çalıştığım gibi iş modelimiz bu. Herhangi bir dilde geliştirdiğiniz kod, servis alıyoruz bunu. Son kullanıcının tüketmesi için pazar yerine çıkarıyoruz. Gelir modelimiz de burada demin de anlattığım gibi her transaction'dan bir komisyon alıyoruz. MVP'mizi çıkardık. Şu anda datafirst.store'a girip üye olabilirsiniz. Üye olduğunuzda belirli bir kredi sistem zaten size otomatik atıyor. Buradaki çözümleri içine girip videolarını izleyip üreticisi bu işin videosunu da ortaya koyuyor. Çok basit şablon verilere kendi verinizi koyarak upload ederek, run ederek çıktığınızı e-mail sonucu olarak alabiliyorsunuz. Ya da isterseniz de bunu kendi ERP'nize, kendi CRM'nize direkt bağlayabilmeniz için REST servis arayüzleri de mevcut. Bunları da tüketebiliyorsunuz. 2020 yılının sonuna doğru kurulduk. 2021'de blockchain altyapısını entegre olduk. O zamanlar böyle az geliştiricimiz ve az modelimiz vardı. 2022 bize bir kırılma noktası yaşattı. Kırılma noktasının bir yanı da aslında quantum computing, quantum machine learning, quantum optimization tarafındaki gelişmeler. Yani oradaki donanımın kapasitesinin artması. Bir ön çalışma olarak zaten 5 yıldır bu işin Ar-Ge'siyle uğraşıyorum. Özellikle quantum computing konusunda. Gerçek kuantum bilgisayarlarda çalışan çözümleri koymaya başladık. Bu bir kırılma yarattı. Hem bir pazar yeri mantığı bir aslında sektörün önünde bir çözüm yarattı. Ayrıca döndük. Bir de burada gerçek kuantum bilgisayarlarda çalışan kuantum makine öğrenmesi, kuantum optimizasyon çözüm kutularını eklemeye başladık. İşte önümüzdeki yıl içinde Lüksemburg ofisi için harekete geçiyoruz. Oradaki modelimiz de tamamen gene bir automated, quantum automated machine learning platformu kurmayı hedefliyoruz. Hem iyi donanımlar şu anda üretilmeye başlıyor artık. İşte 100'lü, 200'lü, 500'lü qubitleri konuşurken şu anda işte 2023'le birlikte binlik qubitleri konuşmaya başlayacağız. Kuantum bilgisayarlarda bu teknik gelişim bize artık makine öğrenmesi, automated makine öğrenmesi, artık kuantum bilgisayarlarda automated makine öğrenmesinin kapısını açıyor. Biz de Avrupa ofisimizde tamamen bu konuya odaklı çalışıyoruz. Birazcık bu veri analitiği ile ilgili pazar yerinden bahsedeyim. Dünyada 2028 için 82 milyar dolarlık bir pazar yerinden bahsediyoruz. Avrupa'da bu 10 milyar dolarlık bir pazar yerinden bahsediyoruz. Türkiye için de 25 milyonluk bir pazar yerinden bahsediyoruz. Ve bu pazar yerinin büyümesi her yıl %34 büyüyor. Yani bu tamamen veri analitiği
projelerindeki maliyet. Biz de tam bu yüzden böyle bir pazar yeri yapıp buradaki daha ucuz maliyetle son kullanıcıya hizmet vermek için olmuş. Ekibimizde hem kuantum modellerini geliştiren hem de normal makine öğrenmesi modellerini geliştiren arkadaşlarımız var. Nasıl çalışıyoruz? Üreticiden kodu alıyoruz. Bu kodu çeşitli performans ve güvenlik incelemelerinden geçiriyoruz. Daha sonra da bunu pazar yerimize çok kolay bir kullanım şekliyle sunuyoruz. Sonuçları da dediğim gibi ister müşterinin sistemlerini otomatik REST arayüzleriyle bağlayabiliyoruz. Zaten müşteri kendisi de bağlayabiliyor. İsterseniz de ön yüz sunuyoruz. Ön yüzden tüketim hizmeti veriyoruz. Burada aslında üç şapkayı bir arada yönetmemiz gerekiyor. İşte hem ML DevOps şapkası, hem data modelleme şapkası, hem pazar yeri olma şapkası. Burada da güçlü kasımız, demin de anlatmaya çalıştığım gibi, bu işte ne kadar üretilen programlama dili varsa, bu programlama dillerini destekliyor olmamız çok güçlü kasımız. Hani siz yeter ki üretin diyoruz yapay zeka üreten şirketlere. Herhangi bir dille üretin diyoruz. Biz onu alıp çözüm kutusu olarak pazar yerine çıkartabiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hem Avrupa tarafında Engin, Türkiye tarafında da benimle iletişime geçebilirsiniz. Ulaş Bey, çok teşekkür ediyoruz. Tam vaktinde yapılan bir sunum oldu. Kalan 2 dakikamızda, 3 dakikamızda ben bir merak ettiğim konuyu sormak istiyorum. Size not aldım. Bir yandan da notlama bakarak rakamları yanlış söylememek adına söylemek istiyorum. Pazar paylarını verirken, pazar yeri rakamlarını verirken dünyada 82 milyar dolar, Avrupa'da 10 milyar dolar, Türkiye'de ise 25 milyon dolar dediniz. Hani milyarlar gelirken bir anda 25 milyon dolarlara düşmek çok tabii insanı üzüyor ama hep benim röportaj yaptığım yabancı CEO'lar, Amerika büyük teknoloji şirketleri CEO'ları hep şey söylüyor. Türkiye çok büyük potansiyele sahip, genç nüfus falan. Çok alışık olduğumuz çok jenerik laflar aslında. Ama bu rakamlara bakınca 82 milyar, 10 milyar ve 25 milyon rakamlara bakınca Türkiye biraz değil çok geride kalmış. Neler yapmak lazım? Hani şu kalan süremizde minik bir siteden özet alsak, bir beyin jimnastiği yapsak, Türkiye'de bu milyar dolara getirmek belki çok kolay değil ama en azından 25'i 3 haneye çıkartmak için neler yapmak gerekiyor? Yani Sizden şimdi dinleyelim. müşteriye bir defa bu işin faydasını sunmak lazım. Ya evet, bu yapay zeka bir lazer kılıcı ya da kuantum computing bir lazer kılıcı. Ama doğru yerde kullanmak lazım. Birazcık geriden gelmenin avantajları da var. Çünkü güncel teknolojiyi yakalıyoruz. Bizim gibi startupların ya da geliştirici şirketlerin faydayı ortaya net koyması lazım. Ya evet arkadaşım, ben senin şu problemini net çözebiliyorum demek lazım. Artı bir de şöyle bir avantajımız var. Veriden bilgiye giden yolda mantalitemiz eski. Evet, yani artık Google, Amazon gibi şirketlerin oryantasyon programlarında bile veri bilimi eğitimi veriyor. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Biz hala veriden rapor üretme şeyindeyiz. Yani o endüstri 4.0'ın 2.5'undayız. Aslında buna işte CEO'lar mertebesinde bir inanmışlık, ya evet ya işte veri yeni petroldür mottodan çıkarıp sahiplenme ve bunu bir rapor olaraktan ziyade buradan bilgi çıkarma mantığına, veri odaklı şirket yönetimi mantığını aslında ortaya koymamız gerekiyor naçizane. Bunu ortaya koyunca bu da hızlanıyor. Doğal olarak çözümler artıyor, işte çözümden fayda artıyor ve doğal olarak da gelir artıyor. Ama hala işte şu an üretim şirketleri bile naçizane bence veri odaklı şirket kafasına girmesi lazım. Çok küçük bir anekdot tutuyorum. Hani böyle bir işte bayan işte rüşt satan bir şey genel müdürün şeyini okuyorum işte dergide. Ve mutlu oldum yani. Hani birazcık Avrupa menşeli bir şirketti. Yani bizde de evet dedi işte bayan makyaj malzemeleri şu bu satıyor gibi görünüyoruz ama biz teknoloji odaklı bir şirket olmaya dönüşüyoruz ama teknoloji odaklılık da yetmiyor artık. Bir sonraki adım veri odaklı bir şirkete Bravo. dönüşmemiz
gerekir diye röportaj vermişti. Çok mutlu oldum. Evet, bu olması gerekir. Bu, aynen. Yani siz bunu ortaya koyduğunuz zaman bunun üzerinden o ham veriden, bu arada veri yok değil, veri var. Yıllardır üretiyoruz, depoluyoruz. Üretiyoruz, depoluyoruz ama raporluyoruz, kalıyor. İşte oradan bir bilgi, oradan fayda çıkarma, bravo, evet olabilir. Bu mantaliteye girmemiz lazım. Naçizane o rakamların Avrupa'da da Amerika'da da büyümesinin sebebi bu mantaliteye çoktan girmiştir. Çok teşekkür ederim Ulaş Bey verdiğiniz bilgiler için. Çok keyifliydi. Sizden sonra Muzaffer Bey'i saniye alacağız. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.